şu anda Olympiakos'la eşleştik. Hani çok mu kötü, bu kadar karamsar olmaya gerek var mı? O noktada ben çok karamsar değilim açıkçası. Çünkü bir anda Efes bence gitmez, yani kaybolmaz. Yani şey, Euroleague stage'de yani önemli bir takım yani. Ve bu geleneksel olarak bir şekilde yani devam ettirme gerekecek diye düşünüyorum. Bir tarafta da bir şeylik var yani, zaten Ergin Hoca da bunu dile getirdi. Yani belki de bir ayrılık iki tarafa da daha iyi gelecek gibi. Sen merhaba, Eurostep'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Euroleague gündemini konuşacağız. İbrahim Kutlay ve Alen Dik böyle birlikte. Merhaba. 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 Abi doğru karar verdim bence açarak. Yok. Kısa kollu mu olsun? Yani. Evet, teşekkür ederim stil danışmanları için. Öncelikle Fenerbahçe kadın basketbol takımını tebrik ederek başlayalım. Fenerbahçe Alagöz Holding kadınlar Euroleague'i kazandı ve tarihte de erkek kadın Euroleague dublesi yapan ilk kulüp, tek takım Fenerbahçe. Ki yani yakın dönemde başka takımlar yatırımlarını arttırsa da Fenerbahçe sonuçta neredeyse 20 yıldır, 15 yıldır yatırımları hep büyüterek devam ediyor ve diğer takımların yakalaması da sürecektir diye düşünüyorum. Çok büyük bir başarı. Bir kez daha kadın basketbolda, işte kadın voleybolda zaten yine finalde iki takım olacak. Gururlanmaya devam ediyoruz. Evet, çok büyük bir başarı. Emeği geçen herkese, öncelikle sporcu arkadaşlarımızı, teknik heyeti, yöneticileri tebrik ediyorum. Fenerbahçe kadın basketbol takımı uzun yıllardır basketbola yatırım yapıyor ve uzun yıllardır bu kupanın peşinde. Hep işte bazen şanssızlık, bazen beceriksizlik, bazen farklı faktörler devreye girdi. Fakat bugüne nasip oldu. Ve Euroleague'i kazanan hem kadınlarda hem erkeklerde tek kulüp olma başarısını da gösterdiği için Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir spor kulübü olduğunda, sadece basketbol, futbol değil, diğer branşlara da yaptığı yatırımlarla bir kez daha gösterdi. Ama görüyor musun? Nasıl hemen şeye giriyor, konuya giriyor yani hemen. Bir büyük maç oyuncusu eksikliği de yaşıyordu Fenerbahçe kadın takımı. Evet. Yıllardır. Brianna Stewart'ı, evet, İbrahim Kutlay gibi bir figür eklediler kadroya. Çok olağanüstü bir oyuncu bu ya. İnanılmaz yani. Olympiakos serisinde faktör olur. Valla her şey yapabilen yani, gerçekten. Ben çok izlemem yani bayan basketbol yanlış anlaşılmasını ama yani, izledim yani maçı. Keşke biraz daha şey olsaydı rekabet. Hem Eurocup 30 hem Euroleague 30 farkıyla şampiyonlar. Tabii Eurocup şampiyonundan seni tebrik etmek lazım. Yok, benimle alakası yok. Fenerbahçe için muazzam bir başarı. Tabii bir basketbol sever olarak bakıyorsun. Evet. Fenerbahçe taraftarı olarak baktığı zaman olaya, yani Fenerbahçe taraftarı için söylüyorum. Evet. Genelde bu kafa kafaya giden maçları kaybettiği için Fenerbahçe taraftarının içinde o son 10 dakikayı 30 sayı farklı girmek büyük bir şey yani. Evet, alırdı yani bence. Bu şampiyonluk şey de olabilir yani, 2023 hakikaten dünyada büyük değişikliklere gebe gibi yani. Bu lanet bozulduysa bir yere varmayacağım. Ben Euroleague, yani kadın Euroleague'den erkek Euroleague. Yani, girmeden önce sen... pek bir gülüyorsun böyle, bir yüzünde gülücükler açılıyor. Eyvah. Bir sebebi var mı? Doğum günü kutlu olsun bu arada. Teşekkür ederim. Aa, zaten. Bugün mü? Yok, iki gün önceydi. Aa, çok pardon teşekkür ya. Teşekkür ederim abi, ne demek. Tebrik ediyoruz. 26 yaşına bastı. Evet. Yılın şakası seçildi bu Türkiye'de. Az önce kurul toplandı. Bunu hani doğum gününü bayramla birleştirip bence güzel bir seyahat yaparsın diye düşünüyorum. Uzun zamandır da tatile de gitmedin. Bayram da geldi. Çok da çalıştım bu hafta. Gerçekten aslında hak ettin de bu seyahati. Zaten belgede artık şey de yetmez. Sen Fransa'nın Riviera'sı yetmez. Yetmiyor. İspanya'nın San Sebastian bölgesi de kesmez. İşte Roma, Milano falan, onlar da kesmez. Bence Maldiv, Zanzibar falan öyle bir yere gidiyorsun. Biraz uzağa olsun değil mi? Biraz... Yaptın mı biraz daha? Çarşamba. Biraz Maris kazansın. Yani Ankara'dayım. Şey söyleyebilirim sana. Telekom. Güzel Ankara'dayım çarşamba günü. Bayramı sordum ben. Perşembe, Cuma. Yani Maldiv falan oraya gidiyorsun diye tahmin ediyorum. İstanbul'dayız.
Mardin mahalleleri. Bu hafta acayip çalıştın. Vallahi ya. İki tane falan maç anlattın. Doğru, doğru. Hasta olmuyorsun yani. O yüzden yok abi. Hani o zaman multitask. Biraz dinlen yani. Teşekkür ederim. Çok, her zamanki gibi çok düşüncelisiniz. doğum günü için de ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel tabii, geçti mi doğum günü? Geçti abi. Tabii İbrahim abinin İstanbul'da iyi tanındığı bölgedeydik. Etiler'deydik. Hiç tanımadım. Her yani. Köşede bir hatırası, bir anısı var. Zaten yemeğe oturduk. Evet. Tepki mesajı geldi. Nasıl şey, benden izinsiz... İzinsiz demedim. Bana niye haber vermedin derken. Doğru. Oo. Vallahi benim de haberim yoktu. Benim de haberim yoktu. Sürpriz. Zaten senin oraya haberin olması, haber olarak oraya gitmen mümkün değil. Mümkün mutlaka değil. Mutlaka senin yapmıştır mutlaka. Diye düşündüm zaten. Aynen öyle. Tam olarak öyle oldu. Tam olarak öyle oldu. peki, Fenerbahçe-Beko diyelim isterseniz. Girişi de biraz uzattık, kusura bakmayın. Kızılırız-Fenerbahçe maçı. Ya bu programla alakalı şu bilgiyi de verelim. Şimdi tüm playoff serilerini konuşacağız ama bu programda değil. Çünkü bu programda hem maçı, işte hem gelişmeleri hem de serileri konuşursak hani 1,5 saati buluruz. Serilerin hem de hakkını belki tam anlamıyla verememiş oluruz. Üstüne çok değinemeyiz özellikle Avrupa takımlarının. O yüzden hani ikinci bir program yapıp ikinci programda playoff serilerini konuşacağız. Bugün daha çok geçen haftanın gündemi maçlar. Ve işte genel sohbet üzerinden geçecek ama tüm eşleşmeleri tek tek bir sonraki programda değerlendireceğiz. Onu da hatırlatmasını yapalım. Şimdi Kızılyıldız maçı büyük fırsat kaçtı tabii. Yani Monaco'nun sezonun bu bölümünde de işte yaşadığı problemlerin bazıları hani medyaya bile yansımıştı ama yani bu da... Lan 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 lan. Ay duygulandı ya, baksana. Yani. Sağ olun. Mahcup oldum. Hep böyle seni şey yapalım işte espriyle... evet cümleyi zorlandı. Biraz da teşekkür istedik. Teşekkür ederim. Güzel sürpriz. Çok naziksiniz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahcup oldum. Üfleyeyim o zaman. Tabii sen nasıl istersen. Bir direkt tutayım önce. Maldivlere gitsem dilecek şimdi. Tuttum dileyecek. Bravo. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum tekrar. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Teşekkür ediyorum. Burada evet, mı kalsın bunu, gönderirim. Şekerleyebiliriz. Sağ olun. Kesip sonrasında beğendi. Evet. Yok yani. İhtiyacı var biraz yesin. Şimdi kutlamış oldun abi. Tam yani bu kapanışla birlikte kutladığını hissettim. Sağ olun tekrar. Mahcup oldum. Kızılyıldız maçı. Yani büyük fırsat teptik diyebiliriz çünkü yani bir tarafta işte Monaco'yla oynama durumu var. Bir tarafta Olympiakos'la karşı karşıya geliyorsun. ki yani o maç oynanırken 8.lik elbette kesin değildi ama ya Barcelona ya hani Olympiakos olacak gibi gözüküyordu. Real Madrid'in de kaybetmesiyle birlikte sonradan. Ya maç sonunda önde olup iddiasız bir takıma karşı da kaybetmiş olmak herhalde biraz canı acıttı. Değil mi İbrahim abi? Evet. Yani can acıttı ama bana göre en büyük can acıtıcı taraf sezonun başından beri hep ilk dördün içinde kalma planları yapıp ve büyük bir bölümünde oradayken sezonun son bölümünde beşinciliğe kadar gerilemek. Yani o ilk dörtteki iddiasını kaybedip son hafta sekizinci olarak girmek daha can acıtıcı oldu. Yani Kızılız deplasmanında Fenerbahçe Beko kaybedebilir işte Olympiakos da kaybetti. Hı hı. Birçok takım kaybetti. Kaybedilemeyecek bir maç değil. Evet, Kızılız'ın bir iddiası olmamasına rağmen orada oynamak zor ve iyi bir takım. Hani hiçbir zaman da geri adım atacak bir takım da değil. Hem koçunun yapısı itibariyle, oyuncuların karakterinden dolayı kolay olmayacağını biliyorduk zaten giderken. Ama maçın içi ve maçtan önceki faktörler yani işte... Beşinciliği kazandığımız takdirde elde edebiliyor şansımızın hala elimizde olması tabii ki maç için daha motive olmamızı sağlayan faktörlerin başındaydı. Ama maçın gidişatında da hep işte kontrolümüzün elimizde olduğu, zaman zaman da iyi oynadığımız bir maçı işte bir dakikalı 5 sayı öndeyken hatta işte 3 sayı öndeyken o yapılan bir hücum faul. Tyler Dorsey'nin yaptığı hücum faul. Arkasından kaçan bir tane faul. Gudu için yaptığı iki tane top kaybı. Kötü tercihler.
Ve maçın sonunda işte maç toplarını değerlendiremememizden dolayı maçı kaybettik. Bana göre yani beşinci girmek evet Monaco ile eşleşmek bir nebze olsun herkesin istediği yani İtudis ister mi istemez mi bilmiyorum ama genelde kamuoyu Monaco ile eşleşmek istiyordu. Ama şu anda Olympiakos ile eşleştik. Hani çok mu kötü bu kadar karamsar olmaya gerek var mı? O noktada ben çok karamsar değilim açıkçası. Onu tamam. Dediğin gibi hafta bir dahaki hafta konuşacağız. Evet. Ama bence Fenerbahçe camiasındaki en büyük can sıkıcı durum yani sezonun başında ilk dört büyük olasılıkla elde edilmişken şimdi 8. sıradan girip sağ avantajı da elde edemiyor olmak ve belki de ilk dört içerisindeki en ateşli atmosferlerden bir tanesine gidiyor olmak belki Fenerbahçe Beko taraftarının canını sıkmıştır. Ama takım olarak baktığımızda yani teknik değerlendirme yapmamız gerekiyorsa da maçın sonundaki kötü tercihler, İtudis'in mola sonrasında veya o son toplar kullanırken yapmış olduğu taktiksel belki oyuncuların inisiyatifinden dolayı belki de o mola sonrası ya da mola var son moladan sonra çıkışta Guduric'in tercihi. Yani Guduric'in üçlüğü aslında ilk attığı üçlük maç normal süre sonundaki kötü bir top değildi. Ama uzatma sonundaki tercih ya o serbest atıştan sonra geldi. Campazzo evet. ikinciye attı. Ama tam sahibi. Serbest atış oynandığı atıldığı zaman bir sonuçta evet. bunlar konuşulabilen şeyler artık çok normal. Onun biraz daha farklı kullanılabiliyor olması gerekiyordu. Belki Dorsey'e verilecek kadar bir sürede olabilirdi. Belki Calates'e Dorsey'nin yerlerinin değişmesi gerekiyordu. İlk pas mesafesinde belki Dorsey olsa oradan ya yardım. Toptan çok uzaktı zaten Dorsey'e en başta. Ya Calates'in yerine Dorsey olsaydı belki o zaman Guduric'e o ilk yardım tarafından yardım gelmeyebilirdi. Gelse bile Dorsey o Calates'in attığı üçlüyü kullanabilirdi. Dolayısıyla o yerleşimlere bir sıkıntı olduğu gözlemlendi. Ama sonuçta Fenerbahçe Beko kazanabileceği bir maçı kaybettiği için bence biraz buruk, biraz da endişeli bir şekilde playoff'a giriyor. Alen, sen ne söyleyeceksin? Neyle başlayayım? Tabii ki bütün ihtimallere baktığımız zaman, bütün senaryolara baktığımız zaman yani Fenerbahçe playoff'a nasıl gireceği, yani hepimiz tartıştık. Altta kalma ihtimali vardı. Out olmak yani dışarıda kalmak. Dışarıda kalmak bir ihtimali vardı. Ama 8. ben hiç demezdim mesela. Yani senin kaderini elindeyken yani bu fırsatı değerlenemedi yani bana göre. Yani Fenerbahçe. Çünkü öyle çok önemli bir parametre var. Playoff'a girmeden önce senin moral seviyesi ne durumda? Ne durumda? Yani bir de nasıl giriyorsun da çok önemli. Yani kaybederek kaybetmekte bir sürü şekilleri var. Yani çok sıkı bir maç. İyi oynadı yani diyebiliriz. Ama bu maç biraz sanki biraz sabun kayıyor ya bazen işte tutamıyorsun yani. Böyle bir şey geldi. Öyle bir imaj geliyor bana yani bu maç alacaksın yani ama bir sürü işte bir şeyler kayıyor. Hop kaçıyor yani elinden. Şimdi Calates 37 dakika. Calates bir matchup olabilir mi Campazzo'yla? Campazzo'ya karşı. Yani niye başka bir şey denemiyorsun? Yani aynı fikir değil miyiz? Yani Campazzo yani çok kolay yönetti, penetre etti, istediği gibi şutları buldu, istediği gibi tempo. Maçın en kritik topunu turnike attı. En kritik topu bırak yani 37 dakika. Sağdan yani, sağ dipten attığı üçlük var süre dolarken. Uzatmadan önce o da uzatmaya gitmeden attığı turnike vardı yani. Turnike var, köşeli şey. Beraberliği sağlayan blok yedikten sonra o müzize olan üçlüğü var. Yani zaten her şey var. Şey değil mi? Uzatma 8 sayı. Evet evet aynen. Ama şunu demek istiyorum yani bu tip oyunculara karşı yani tamamen fiziksel bir upgrade getirmesi gerekiyor. Yani Calates tutamaz. Calates onunla duramaz. Bu kadar süre kalıyorsa yani sahada Campazzo'ya karşı yani fresh legs gerekiyor. Yani ya da uzun biri ya da atletik biri yani takip edilen biri. İyi oynarken de belki onu oyunda tutmak istedi.
Tamam da 12 asist var zaten Karates'in. Ben orada bir şeyim yok, eleştiri yok. Ama 8 şey, üçlük kullandı ama mesela. Mesela. Tamam mı? O yüzden alternatiften bahsetmeye çalışıyorum. Yani şey... Şemus demeyelim. Carson Edwards mesela. Ama ya şeyde yani telekom maçına seyrettim. Hiç iyi durumda değil yani Şemus. Şu anda... Yok Şemus demeyelim değil. Zaten dedim. Ya önce Şemus'tan önce Carson dene. Mesela yani fresh legs dedim ya. Abi, yani takip edebilen başka benim. Kim var ki yani şey bu kadroda? Baktığın zaman yani kim baskı yapabiliyor? Zaten kadronun oradan eksiği, evet. Yani fiziksel kısa eksiği zaten var da. Yani ama özür dilerim ama şey ana problemi bu değil. Kızıldız %65 ile bu maçta kazandı. Çembere yakın. Yani herkes istediği zaman istediği gibi penetre etti. Sadece Karates'i suçlamak değil. Zaten yani şimdi genel buradan, bir durum. Buradan playoff'a bir ders çıkarılmak isteniyorsa Olympiakos da aynı tarz basketbol oynayan bir takım. Yani çembere dikine çembere giden oyuncuları sayısı çok fazla. Hı. Yani şimdi Kızılyıldız'da nasıl kaybettik diyorsan bir kere birebir çok yenildi Fenerbahçe. Peko. Yani her çembere gidiş sayı oldu. İşte bu Campazzo ile oldu, Vildoza ile oldu, Dobrić ile oldu. Özellikle Dobrić ile oldu. Yani Petrushev ile oldu zaman zaman. Dolayısıyla buna bir çözüm bulması lazım Fenerbahçe'nin. Çünkü Olympiakos eşleşmesinde de işte Makisic gibi. Makisic, Volkov, Volkov, Papanikola. Hepsi çembere giden evet. Oyuncular. Yani dolayısıyla bir de bir düzen içinde Larencakis. Birebirle de gitmiyor bunlar. Daha çok bir düzen içerisinde. Topsuz koşuları da iyi yapan bir takım. Burada bence yani Itudis'in bu konu hakkında ciddi çalışması gerekiyor. Bu maç bunu çok net bir şekilde gösterdi. Yoksa Fenerbahçe hücumda çok kötü oynamadı. Yok yani yok. 18. ribaundu alıp 25 asist yaptığı maçı kaybetti Fenerbahçe. Yani 25 asist çok büyük bir rakam. İyi rakam. Bu seviyede ama bu maçı kaybetti. Yani bir düzenli oynadı ama çok kolay yenildi savunmada. Bunun da neticesinde o savunmada bu kadar kolay yenilince... Çünkü bu kadar Hayes'ten ve Pierre'den o enerjiyi alamadı. Alamadı. Özellikle alamadı. Pierre'den. Evet. Özellikle ya Efes maçındaki 40'ar dakika iki oyuncunun da vermiş olduğu o ekstra efor bu maçta şey değildi. Zaten öyle olsaydı bence Guduric'i tamamen oyun kurucu bırakıp o 5'te devam ederdi. Evet, yani tabii Guduric'in de hücum performansı yani zayıf. Yani çok düşük bir yüzdeyle oynadı ve çok kritik iki tane top kaybetti. Yani son topu söylemiyorum ama kaptırdığı toplar daha önemliydi bence. Peki Castrolege'de baskı altında gerçek performans Facundo Campazzo. Onu seçimini yapıp mücadeleyi konuşmaya devam edelim. Tabii Fenerbahçe'de yani bu maçın kaybedilmesinde de şimdi karşı tarafta Campazzo'nun rolünü, isteğini, işte arzusunu düşündüğümüzde yani büyük bir oyuncu performansı maç sonunda. Maçı çok istediğini Campazzo hem hücumda hem savunmada net bir şekilde arka arkaya pozisyonlarda gösterdi. İşte Kalatis'in kaçırdığı üçlükte uzatmanın sonunda toplu oyuncuya karşı baskıyı yapan zaten o. Orada da mesela Kalatis rebound'a gitti. Dikkat edin yani. Hani topu almaya değil topu çıkartmaya gidip zaten koştu. Guduric tam sahayı geçti orada. Bir önceki yaptığı hücum faul. Top işte bu Dorsey'e. Ya yani Dorsey'nin orada yaptı. Yani hafif kolunu kullandı ya, ama o, şunu anlamıyorum ben. Sadece Campazzo oldu. Sadece Campazzo oldu. Super ispe değil Navarro, abi. Tamam mı? Rudy, Lul yani list şey çok uzun. Abi. Şimdi sen önündeki oyuncuya hücum faul yapsan anlarım. Veya savunmada yani penetre etsen. Çok fazla kolu mu kullandı? Önünde dursa bir oyuncu mesafeyi ayarlayamadın. Evet. Bunu da anlarım. Ama arkandaki oyuncuya nasıl hücum faul yaparsın abi? Arkanda oyuncuya. Ama ya bir de yani, gitme ya. Gitme hayır, abi süre var zaten. Önünde değil abi. Gitme diyorsun da önünde değil ki oyuncu. Yani gitse de bir şey olmayacak. Oyuncu burada. Buradaki oyuncuya vuruyor. Yani şöyle vücudunu koysan yine bir şey olmayacak. Topu tutsan o sana faul yapmayacak. Ama işte abi onun bence sebebi ama, şu. Campazzo'nun orada o periferde olması. Yani hani radara giriyor ya, şey gibi düşün bunu, işte gemi radarı gibi düşün. Yani girdiği an oyuncunun tabii. aklına giriyor bence. Ama bir de bir sanat var orada. Yani mesele sanat yani çünkü şimdi... hakeme inandırmak da yani mükemmel yapıyor yani tamam, şey kampası. Çünkü hepsi... çok büyük foul değil yani tamam, baktığın zaman. Bunun yani orada Campazzo'nun olması, göstermesi, oraya kendini sokması bunların hepsine katılıyorum foul almasına. Kesin %100'e hücum faul. Ama yani Tyler Dorsey tecrübesinde bir oyuncunun
bu tuzağa düşmesine aklım sır vermiyor. Yani tekrar söylüyorum, önündeki bir oyuncu olur, Campazzo önünde olur. Gudrić hücum faulü yapsa o son pozisyonu onu anlarım. Ama arkasındaki oyuncuya niye hücum faul yapıyorsun? Ya uzatma sonu Tyler Dorsey. Yani bu roldeki bir oyuncunun toptan en uzak oyuncu olmaması gerekir. Ya da işte Carson Edwards sonuçta hiç sahaya girmedi, süre almadı. Yani karar merciği olma konusunda Gudrić çok yalnız bu takımda. Çünkü Kalatis'in de işte şut problemini artık yani konuşmaya gerek bile yok. Ama hem yalnız hem biraz baskı altına buldum ben Gudrić'i yani. Zaten lider, birinci oyuncu hiçbir zaman Gudrić. Yok şey ortama göre yani eve yuvasına döndü ya biraz şey ama geçen sene yani çok iyi oynadı mesela. Geçen sene bırak yani bu maç önemli yani geçen sene öbür sene yani hayır, fark yani etmiyor yani bu maçta. Tamam da Kızıldız deplasmanda hani o baskı hissediyor dedin diye söyledim yani. Ama geçen sene de vardı o baskı. Niye bundan bahsediyorum? Duygusal açısından söylüyorum. Çünkü ne kadar güçlü bir Gudrić izledik yani son maçlarında. Yani o gücü, o şey, özgüveni hissetmedim yani bu maçta. Bence, evet ben de hissetmediğine katılıyorum da. Kızıldız deplasmanı olmasından kaynaklanan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Kızıldız evet playoff'a giriyor olsa, girebilme şansı olsa, o kadar onlar için önemli maç olmuş olsa... Tamam belki bu duyguya kapılabilir Gudrić. Ama Kızıldız'ın hedefi yok. Fenerbahçe'nin kazandığı takdirde çok büyük bir avantaj elde edeceği bir maçta bunu yaşaması pek bununla şey yapılacak bir durum gibi görmüyorum. O zaman başka bir şey değinmek istiyorum. Sizce Campazzo ceza almasaydı? Yapardı. Girer miydi yani? Jagiris'in üstünde olurdu bence. Bence Pierre gitmeseydi Baskonya'da Jagiris'in üstünde olurdu. İki tane belirleyici olay. İki tane belirleyici kısa. Yani kaç maç oynamadı Campazzo? Çok büyük zarar verdi yani Kızıldız'a. 8 falan galiba. Mart'a kadar oynamadı işte. Tabii. Düşün yani. 8 ya da 9. Ya bir anda işte atıyorum yani sana eksi 10'la gidiyorsun yani. Bir lige giriyorsun eksi 10'la ve dönmeye çalış yani. Hani aynı şey yani. Ama bunlar tabii varsayım. Yani o zaman da bu şekilde nasıl transfer yapıyorsun diye sorarlar adama. Yargıç Bey. Ama yani. Başlamayın yani. Allah Allah bir spor adamın, diyoruz yani. Ama şimdi transfer deyince akla gelen ilk isimlerden biri dünya basketbolu. Niye oynamadı o zaman bu adam yani? Tamam da spor. Sadece spor konuş ben. Varsayımlar üzerinde konuşmayı sevmiyorum. Gerçekler üzerinde konuş. Tamam. Dur. Dur. Bir şey geliyor. Ama yani sonuçta evet bu maç kaybedildi. Baskonya'nın da kaybetmesiyle kendimizi ilk 8 içinde bulduk ve Zalgiris kazanınca da 8.'yiz. Yani şimdi bu kadar da camiada veya basketbol piyasasında Plakos'u eleyemeyiz. İşte çok iyi takım. Yani böyle bir durum yok ya. Kaynak olarak kullanması evet, lazım yani bu durum. Bu işler yani çünkü psikolojik. Öyle bir o kadar bir üstünlüğü yok. Playoff çok psikolojik bir ortam. Evet. Sonuçta evet, Ali'nin dediğine katılıyorum. Nasıl girdiğin, hangi ruh haliyle girdiğin önemli. Ama Fenerbahçe şu anda Olympiakos'un favori olduğu bir ortamda. Ama Olympiakos'un istemeyeceği de bir rakip. Ya, aynen öyle. Favori niye? Çünkü birinci evet, şu anda. Birinci olduğu için. O kadar yani. Daha düzenli oynadığı için, ligi domine ettiği için, en çok galibiyet sayısı alan bir takım olduğu için herkesin favorisi. Ama Olympiakos'u sorsan Fenerbahçe ister mi? Bugün Barçokas'a sorsan kim eşleşmek istemezsin. Bir Partizan der belki. İki Fenerbahçe der. Yo, o dörtlü içerisinde. Bir de yani playoff'a yani iyi takımların underdog olarak girmesi tarihsel olarak hep avantajdır. Yani kesinlikle, eğer iyiysen. Fenerbahçe'de zaten problem ya. Bence temel çekince taraftarın da işte izleyenlerin de bizim de temel çekince Fenerbahçe iyi durumda olacak mı? Yani Fenerbahçe eğer ki kendi iyi versiyonunu bulabilirse bu seride. Ama çok... bunun örneklerini verdi Fenerbahçe Beko. Tabii. Yani sezon içerisinde kazanmak zorunda olduğu maçlarda ve nasıl kazanabileceğini gösterdi. Yani Efes maçı bir örnek. Daha önce Partizan Barcelona, içerideki Barcelona. O maçlar da bir örnek. Yani beraber fizik seviyesini yükseltip işte Nigel'la Pierre'i aynı anda oyunda tutma süresini uzatıp fizikli beşlerle sahada kalıp enerjiyi yüksek tutarsa Fenerbahçe Beko... Ya Olympiakos diğer takımı yenebilir. Benim en büyük endişem 7. girip Barcelona'ya eşleşmekti. Evet. O büyük sıkıntı olabilir Fenerbahçe Beko için ama ne Real ne Olympiakos ne de Monaco Fenerbahçe Beko'nun yenilmeyeceği bir takım değil.
Yani Olympiakos'un da bir sürü defekti var. Yani düzenli oynuyorlar ama ilk düzenden çıktığı zaman Vezenkov kit skor seviyesi düştüğü zaman yani Fenerbahçe Beko'nun çok avantajlı olduğu da bir eşleşme aslında. Evet, çünkü kısa rotasyonunda Olympiakos'un geçen yıla göre ciddi problemleri var. Evet. Peki program sonunda her zaman olduğu gibi soru cevap kısmımız olacak. Fenerbahçe Beko ile şimdi devam edeceğiz ama hatırlatmamızı da yapalım. Yemek sepetine girip Yemek Sepeti Market'i seçerek günün her saatinde birbirinden taze ürünleri sipariş verebilirsiniz. Biz bu programda spor bilgilerini tazelerken siz de bize sıcacık Everyday Roastery kahvelerinizde ve Yemek Sepeti Market'ten birbirinden taze ürünlerle eşlik edebilirsiniz. Itudis'in bir açıklaması var ama Olympiakos kısmını hani tamamlayıp yani sonraki programda çok detaylı konuşacağız ama orası havada kalmasın. Yani sanırım üçümüzde de şu hissiyat var. Şimdi bir kere ilk iki maç deplasmanda ve favori olmadığın bir rakiple oynuyorsun. İki maçtan birini çaldığın zaman orada atmosfer ve serinin gidişatı değişecek. Yani şu anda herkesin belki işte %70'e 30, %80'e 20 ya da %90'a 10 bile Olympiakos'tan yana düşündüğü bir seri. Hani biz böyleyiz diye demiyorum. Kamuoyu algısı olarak. Bu bir gerçek. Yani insanlar öyle... Yani o kadar olduğunu düşünmüyorum ya. Ben bizce yani, değil zaten. Etrafta da kamuoyunda da %80, 20 ne oluyoruz yani? Diyen bile var yani. Ben şey... Diyen gelsin benle konuşayım. Herhalde bu alsın. Kim 80'e 20 diyor abi? Nerede? Şeyde, Yıldız takım maçı bu. Yok, sinirlenme. Hani yüze soruyorsan. Bence 55'e 45. Ben buyurun. 51-49 diyorum. Ya. Bugün var ya. Ya abi yani sağ avantajından dolayı biraz avantajı var ama takım olarak baktığın zaman kadro kalitesi bence Fenerbahçe'nin daha iyi. Ama evet, sezon başından beri aynı düzenle oynayan bir takım Olympiakos. Peki, detaya çok inmeyelim demiştik ama hadi biraz inelim o zaman. Şimdi Olympiakos yani zaten sezonun en iyi takımı, en düzenli oynayan takım ama kontrol için bir bakayım dedim. Tekrar önüme geldi. Şimdi abi üçlük yüzdedir mesela. Papanikolaou kaç da attı bu sezon? %48 veya yani bütün maçlarda oynayan. Çok sıra dışı bir... 48, %48'de üçlük. En iyi sezonu olması lazım. Devam edeceğim, devam evet. edeceğim. Yok. Alec Peters %43. Aha. Vezenkov çok yüksek volümde, aynen. %40. Evet. Çok yüksek volümde %40. Ama oradaki daha değerli. Başka bir şey o. Larenciakis %39. Volkap 38. Aha. Yani Volkap'ın 38'de üçlük attığı bir sezon. Evet. Hani Lungis vesaire bunlara çok girmiyorum. Sulukas ve Cannon zaten temel problemler. İkisi de %30 bandında. Tamam. Üçlük atmış oyuncular. Yani ama 4 tane 5 tane zirvede yani. Şöyle bir pattern, şöyle bir tema var. Hı-hı. Rol oyuncuları ya da star oyuncu kariyerlerinin şut olarak en iyi sezonunu geçirmişler. Evet. Açık ara yani. Açık şey ara. Muadili aynen. yok. Tarihi aynen. yok. Hı-hı. Tarihte örneği yok. Ve kısalar iyi sezon geçirmemişler. Ama play-off. Kim... Play-off'ta kim öne çıkar? Başka bir hikaye. Kısalar. Ha burada tabii ki Fenerbahçe'de kilit nokta ya Vezenkov'un savunması oluyor. Mustafa Fall'la da çok fazla üreten bir takım Olympiakos. Değil ayrı ama, konu ama. Değil ama şu dezavantajı var Fenerbahçe Beko'nun o eşleşmede. Yani Jonathan Motley'nin işte Tavares gibi, Mustafa Fall gibi uzunlara karşı biraz evet. kısa kaldı ve evet. bu oyuncuların zorladığı bir gerçeği var. Yani kendi oyunu değişiyor. Değişiyor ve evet. sonuçta çabuk faul yapabilen de bir oyuncu. Yani bu seride onu korumak ya da Cekeri'nin performansı da çok belirleyici olacak. Evet, saklamak zaten, lazım demek istiyorsun. Hani evet, Jonathan'a. Playoff, evet kısaların oyunu, kısaların etrafına dönecek belki bu seri ama Jonathan Motley'in de Fenerbahçe Beko için ne kadar önemli ve değerli olduğunu... Booker'ın olmaması da kötü bence çünkü mesela ilk beşi değiştirebilirdi. Yok mu Booker yok muhtemelen. Wilbekin var ama değil mi? Wilbekin olma ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Yani... Çünkü bence ilk 5'te mesela Motley'i kenardan getirip başlayabilirdi Itudis. Çünkü maç başında evet. direkt olarak Foll'la ilerliyor o Olympiakos ve Motley'nin kenardan gelmesi rotasyona daha iyi olabilirdi de işte aynen. orada da personel yani oyuncu sıkıntısı var. Çünkü Booker'la başlasan biraz belki oyunu da 5 numaradan açabileceksin. Belisa abi arkadaşımız Belisa. Nabız verirse senden daha çok tatil yapan tek insan o. Hoppa. İbrahim abi Bielitsa ben. Tarihsel bir sıralama. Senden daha çok dinlenen o var herhalde. Tarihsel bir sıralama yaparsa. Yani Olympiakos kısmı halen sana döneyim. Yani sen de kısa bir değerlendirme istersen bir ön bakış seriye yap. Oradan
Anadolu Efes'e devam ediyoruz. Olympiakos'taki mi? Ya Olympiakos Fenerbahçe'ye dair. Yani ben şöyle bir aklıma bu maç geliyor. Monaco Olympiakos maçına geliyor. Çok zorladılar. Papanikola olsun, Slukas olsun, Vezenkov tabii ki. Yani zaten planı oydu. Yani adam değişimi yaptıktan sonra Vezenkov üzerine oynaması. Yani çünkü ball handler senin elinde varsa yani mutlaka Olympiakos'a karşı kullanacaksın. Yani izole edeceksin, zayıf noktaları bulacaksın ve hep üstüne gitmesi gerekiyor. Çünkü dediğin gibi düzenli yani makine gibi bir takım. Yani eğer savunma yaptırıyorsan ve yüksek tempoda yani çünkü Mike James, Jordan Lloyd, Okobo ne bileyim onlar baskı oluştururlar sürekli. Ha, Boston Game mi? Güldürme beni ya. İşte bu üçü işte sürekli işte atak ederek öyle kazandı yani bu maçı. Fenerbahçe Beko'da neredeyse aynı silahları var. Ama düzen içerisinde şeyler yakalamak lazım. Yani close out üzerine atıyorum post-up da olabilir şeye karşı. Bence yine Efes maçında olduğu gibi Nigel Hayes'i ve Pierre'i mutlaka potaya yakın. İşte bu post-up'tan bahsediyorum evet. Oradan üretebilmemiz gerekiyor. Ama işte orada da yani Papanikola'nın özellikle olması... yani forvette fizikli oyuncular var Olympiakos'ta. Ama Nigel'si savunamaz Papanikola. Evet yani bence bir sıkıntı kolay değil. Ama dörtten genellikle süre veriyor. Yani tabii zaten Vezenkov'a karşı Yasikevicius da bunu denemişti daha çok ki özellikle maçın ilk yarısında çok yıprattı Barcelona. Vezenkov'a karşı en iyi savunma hücumda Vezenkov'u hedeflemek. Evet. Tabii. Zaten dediğinizi doğrulayan bir konu bu. Kesin. Bir de şu fikre ben karşıyım. Yani tamam 5. olmak bir avantajdı. Belki moralman da bir avantajdı ama ya 5. olunca Monaco çantada keklik miydi yani? Yok canım. Monaco hani Monaco'yu kesin geçecekti. Final Four'a mı gidecektik? Olympiakos. İyi misin abi bu arada? Sen hani önceki söylemlerinde biraz çelişen bir açıklama oldu. Alen'e yükleniyordun ya o yüzden. Ne gibi? Monaco. Hangi neyle yüklendin? Yani Monaco sen hani Monaco'yu Alen farklı bir yere sen farklı bir yere koyuyorsun. Evet ama hayır. Şimdi şu açıdan bakıyorum. İnsanların bakış açısından bakıyorum ben. Evet. Monaco çok kolay rakipmiş gibi hani görüyordu. Evet ben Fenerbahçe Monaco serisinde yine Fenerbahçe'yi favori görebilirdim ama Monaco çok zorlayıcı bir ekipti yani fiziksel anlamda. Fenerbahçe için kolay bir eşleşme değildi. Şu andaki Olympiakos'ta öyle çok şey değil. Yani karamsar olacak bir durum yok yani. O yüzden yani Monaco mu, Olympiakos mu hangisi daha iyi dersen bir şey diyemem yani. Ya bence sen hatta Pire'yi çıkartsak, Pire ihtimali yani Pire'de oynanacak olma durumunu çıkartsak sen bence tercih edersin Olympiakos'u. Olabilir ama her zaman ortamdan bahsettik. Evet, ortamdan. Unutma. Zaten ortamdan dolayı zaten. Aynen öyle. Ortamdan dolayı Monaco seçilebilirdi. Evet, aynen öyle. Yani işte bir Barcelona, bir Real, bir Olympiakos deplasmanı gibi olmayacağı için. O zaman da söylediği gibi. Pire atmosferi belki biraz şey olacak ama orada da oyuncular biraz daha kendini motive edip bu ortamda oynamanın keyfini çıkartıp biraz da kendilerini bu ortama motive etmeleri gerekiyor sonuçta. Kesinlikle. Peki Anadolu Efes'le devam edelim. Bir devrin sonu desek çok yanlış olmaz yani şu anda kontratı bitmek üzere olan önümüzdeki işte 2 ay içerisinde kontratlarının son aylarını tamamlayacak olan hem oyuncular hem de bir baş antrenör var. İşte hani Boban'ın, Elijah Bryant'ın, Bryant Dunstan'ın yani birçok oyuncunun zaten kontratı bitiyor. Ergin Ataman da maçtan önce bir veda konuşması gibi bir açıklama yapmıştı. Maçtan sonraki söyledikleriyle de açıkçası onu biraz devam ettirdi. Yani resmileşmiş bir durum olmasa da işte Panathinaikos flörtünü zaten herkes biliyor. Efes'te 15 sayılık galibiyetle Monaco karşısında kazanarak veda etti. İki tarafında oynaması kolay olmayan türden bir maç. Yani iki taraf için de bir önemi yoktu mücadelenin. Ama Ergin Ataman maç sonu röportajında da çok duygusal bir röportaj verdi. İşte bu taraftarın özellikle orada olması, Efes'in hedefi yokken bir veda maçında belli ki koçu duygulandırmış. İbrahim abi seninle başlayalım istersen. Efes'teki genel havaya ve sezonun bu kapanışına dair ne söylemek istersin? Maçı mı konuşalım? Maçta bilmiyorum yani konuşacak yani çok fazla bir şey yok fazla bence. Fazla bir şey yok yani. Ya maçta Efes kazanarak bitirmek istedi. Monaco zaten
aman playoff'tan önce bir sakatlık makatlık olmasın. Öyle diye söyledi de zaten. Kendimizi koruma altına tutalım. Ama güzel bir antrenman olsun diye oynadılar maçı. Yani Efes'in sezon başından beri problemlerini bu sene çok konuştuk. Evet, ligi son 4 senedir ligi domine eden, 2 tane şampiyonluk kazanan, bir tanesinde lig iptal olduğu zaman yine müthiş basketbol, hem keyif veren hem de rakipleri yani sürklase ederek kazanan bir Anadolu Efes vardı. Bu ekibin son maçı oldu diyebiliriz herhalde. Taraftarlar da buna bir vefa örneği gösterdiler. Koç da zaten aynı şekilde senin söylediğin gibi veda ettik, veda konuşması gibi yaptı. Ama şeyi anlamadım. Yani şimdi Anadolu Efes kulübü yıllardır ilk defa böyle bir sürekli bir başarı kazandı. Hı hı. İki tane şampiyonluk üst üste, işte ondan önceki senelerde iyi bir basketbol. 3 final, bunu, 2 şampiyonluk, bir de en iyi sezonu, evet. Hiç kupa alamadığım beyaz sezon. 4 yıl aslında. Yani evet, bu sezon kötü geçti. Işte bunun birçok nedeni var. Yani geçen sene belki Rus takımları ihraç edilmese playoff'a girememe durumu vardı Efes'in. Öyle bir şans da doğdu ama bunu da iyi kullandı, iyi durumdaydı. Bu sene çok galibiyet sayılarının çok olması, yani playoff barajının yüksek olması Anadolu Efes'i geç uyandı bu duruma. Normalde 16-17 galibiyetle playoff yaparım diye düşünürken 18 galibiyeti dışarıda kaldı. Yani 17. 17 galibiyeti. 18 bile dışarıda kaldı, onu söylemeye çalışıyorum. Hı. Yani playoff bandında. Dolayısıyla son çırpınışlar yetmedi. Tabii ki Alba Berlin muhalefeti de buna çok büyük bir şey oldu. Hı hı. Şimdi burada iki taraf da çok istekli değil anladığım kadarıyla. Yani böyle bir durumda ben normal şartlarda Anadolu Efes Kulübü'nün Ergin Ataman'a bir kontrat teklif edip uzatması gerekirdi diye düşünüyorum. Belki sezona kontratla başlaması gerekirdi. Belki de sezona kontratla. Daha doğrusu bu olurdu ama şu ortamda hani hocayı bir sene daha, iki sene daha uzatmak isteyebilir, istemelidir de diye düşünüyorum. Hı. Ama iki tarafta da bir şeylik var. Yani zaten Ergin Hoca da bunu dile getirdi. Yani belki de bir ayrılık iki tarafına daha iyi gelecek gibi. Bir değişim yani, ihtiyacı gözüküyor. Ergin Ataman da dışarıda bir şeyi, yani çünkü en ideal zaman bu sezon. Yani bir dahaki sene belki bu kontrat teklifleri gelmeyebilir. Hı hı. Yani işte birçok, işte Panathinaikos'u dahil olmak üzere, işte Milano, Bologna, bir sürü takımdan teklif geldiğini duyuyoruz. Bunları da değerlendirip bir karar verecektir muhtemelen ama büyük olasılıkla Panathinaikos'ta olmuş gibi, hı hı, konuşuluyor. Hayırlısı olsun herkes için. Yani Anadolu Efes'te bu organizasyonda kendine en ideal koçu bulacaktır diye düşünüyorum. Ama yani sezondaki en büyük problemlerden bir tanesi işte Larkin'in sakatlığından Clyburn'un bu takıma gelişiyle beraber Clyburn'e verilen rolün aslında Clyburn olmadığı. Hı hı. Yani CSK'da oynamadığı bir şekilde bütün inisiyatifin ona verildiği, bütün şeyin sorumluluğun ona verildiği bir ortamda takımdaki hiyerarşik düzen değişti. Yani bir anda o Vasile Misic, Larkin ikilisinin işleyen uyumu bir anda başka bir oyuncuyla allak bullak oldu. Vasa bundan rahatsız oldu. Larkin geldi, gelmedi, sakatlıklar falan derken sezonun hiç istediği gibi gitmedi Anadolu Efes'in. Aslında baktığın zaman kadroya birbirinden değerli oyuncular var ama bazen de olmuyor her şey istenildiği gibi. Nasıl diyeyim? Bence müthiş bir yolculuk oldu yani Anadolu Efes için. Evet. 4 sene boyunca. Tabii ki 2 sene üst üste zirvedeyken gezegenleri sıralandı. Her şey mükemmel ama ne kadar paradoksal bir durum değil mi? En değerli oyunculardan biri ekliyorsun ve aynı formülü yaratmaya çalışıyorsun ve olmuyor. Yani sporda işte böyle bazen oluyor yani. Bazen oluyor demek ve bunu kabul etmek lazım ve bu durumdan ders almak gerekiyor. Tabii ki işte bahsettiğin gibi Larkin'in sakatı, Misic'in problemleri vesaire yaratıyor yani bir
özgüven eksikleri yarattı yani bu takımda. Yaşlanan bir takımda, bunu unutmayalım bence. Yani şey, yaşa faktörü de yani şey, bir şey değişebiliyor yani. Bir de maç sayısı, her competition'de zirvede olmak yani şey, lokal şey, yerel ligi, Euro Lig, kupalar bilmem ne falan yani bu yani 3 sene sonra, 4 sene sonra terazide koyduktan sonra yani ağır bir şekilde gelebiliyor yani. O yüzden yani doyumluktan bahsediyorsunuz ya bazen. Hı hı. Ben bu kelimeyi çok sevmiyorum yani. Çünkü sen de büyük kompetitördün yani şey... Doymaz. Doyum diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Ama yani, olmamalı ama daha doğrusu ama yani. Ama çok fazla bu kelime geliyor ya bu sohbetlerde yani Anadolu Efes ile ilgili. Bence öyle bir şey yok. Yani yabancı faktörlerinden dolayı sakat olur, kıskançlık olur. Yani net söylüyorum yani orada soğuma odasında yani her zaman mükemmel bir atmosfer yoktu yani bunu şey artık söyleyelim yani orada bir saklama son iki bir şey kalmadı. Ha, yani bu spor içinde profesyonel spor içinde şey olacak şeyleri ve nasıl yönetecek çok önemli. Yani şimdi çok önemli foundation'ları var Efes'te. Ergin Hoca gitse gitmese yani bunun üzerine devam etmek gerekiyor. Yani çünkü bir anda Efes bence gitmez yani kaybolmaz. Yani şey EuroLeague stage'te yani yok, önemli bir takım yani. Ve bu geleneksel olarak bir şekilde yani devam ettirmek gerekecek diye düşünüyorum. Ama ders yani normal yani bazen işte dediğim gibi gezegenlere align olacak. Olmadığı zaman... O jenerasyon değişiklikleri, kabuk değişiklikleri de bugüne kadar Efes'te hep sorunlu oldu. Yani gelen yabancı, çok önemli yabancı teknik adamlar bile sıkıntılar yaşadılar. Evet, evet, evet. Çünkü bu kadro değişmesi gerekiyor. Şimdi bu kadronun en büyük dezavantajından bir tanesi neydi? Bu kadroda bir tane atlet oyuncu yok mesela. Yani 4 numarada, 5 numarada physical oyuncu yok. Yani bir kere kadro mühendisliğinde bu eksik vardı. Zaten alınan sonuçlardan da belli yani. Her rakip Anadolu Efes'i fiziksel oyunuyla daha çok zorladı. Evet belki perimeterde çok kuvvetli Anadolu Efes ama öbür taraflarda 4 numarada çok büyük sıkıntılar yaşadı. Dolayısıyla gelen antrenör o konuda mutlaka bir şey farklılık yaratmak isteyecektir. Anadolu Efes çok yarı sahada oynayan bir takım şu anda. Artık basketbol biraz daha koşarak oynanan, daha fiziksel oynanan bir oyun haline geldi. Evet bu kısalarla çok değerli o yarı sahada oynamak belki ama bugün Partizan bile o açık saha basketboluna biraz daha dönüş yaptı. Yani ki o Bodovic daha yarı sahayı çok seven bir koç olmasına rağmen işte Panther'la, Naneli'yle, Exum'la, Lazert'le daha çok koşan bir takım haline geldi. Dolayısıyla yani kim olur antrenör bilmiyorum ama birkaç alternatif var akıllarında herhalde. Umarım hayırlısı olur. Ama yani şunu Ali'nin girizgahından devam edeyim. Şunu da belki tekrar söylemek lazım. Çünkü çoğu zaman unutuluyor. Yani Efes için kötü bir sezon geçti. Bu kesin. Ama işte hani bu 4 yıllık macerayı konuşuyoruz ya. Ve Euroleague tarihinde işte birçok takım var. Hani dönem takımları. Mesela ne bileyim işte hani Yugo Plastika'yı 80'lerin sonu 90'ların başı işte. Varese'yi 80'ler, 70'ler. Evet. Maccabi yani Panathinaikos 90'lar sonu 2000'ler başı. Orada tabii Bologna'da var. Sonra devam eden işte Maccabi var. Tekrar Panathinaikos, CSK. Olympiakos işte 2010, yani 2010'ların ilk yarısı belki daha doğru olur Olympiakos için. Evet. Bu dönemde yani bu 5 yılda tarihte Efes'in olacak. Evet. Yani Euroleague tarihinde kimse Efes'ten söküp alamayacak burayı ve trend belirleyen bir takım ya da bir anlayış oldu bu. Bu çok önemli bu. Çünkü trend belirleyen çok önemli. Çünkü nokta, evet. Çünkü şu an herkes Avrupa'da 2-1.5'la oynamaya çalışıyor. 2 komboyla oynamaya çalışıyor neredeyse. Hani Milano'da bunu deniyor olmuyor, işte Maccabi deniyor oluyor olmuyor ve bunu hani Larkin ve Mitz için beraber oynaması, beraber oynayabilip başarılı olabileceklerini göstermeleri Avrupa basketbolunda bir tez bıraktı. Ve bu gerçekten hani biz tabii ki yani gündemi konuşuyoruz bu programda. Çünkü bu program bir gündem programı ve doğal olarak da haftalık bir programda sürekli tarihi konuşamazsın. Ama yani o 4 yılda da bu yıl ne kadar başarısızsa
o 4 yıldaki başarıyı da tabii teslim etmek lazım. Yani bazen unutuyoruz çünkü bunu. Yok. Ama tabii günlük yaşadığımız için oluyor bu. Ama Anadolu Efes Kulübü çok önemli ve özel bir kulüp. Yani bugüne kadar da birçok başarılar elde etmiş. Gelen antrenörler gelmiş, gitmiş. Bir sürü oyuncu geldi. Bu sene de farklı bir sistemle yola devam edecektir. Yine aynı hedefler doğrultusunda devam edecektir. Ama zaten her biraz önce saydığım kulüplerde bir döneme damga vurunca ondan sonra o devir bitiyor. Başka bir şey başlıyor. Başka bir serüven başlıyor. Şimdi başka hedefler var Anadolu Efes için. O yüzden bu demek değildir ki... Cycles. Aynen öyle. Bu bir doğruluk döngü. Yani, bu bir döngü. Doğru antrenörü seçip doğru sistemle süreklilik önemli burada. O istikrar. Yani ya işte Fenerbahçe bir an önce gelmeyecek o şey. Fenerbahçe Beko'nun 2015'te mesela başlayan Final Four serüveni ne kadar kötü başlamıştı. Ve hepimiz hatırlıyoruz. Evet. Madrid'deki o işte ilk yarı zaten takımı dağıtmaya karar verdi o bir iş. Ondan sonra 5 sene arka arkaya Final Four o yılla birlikte başlayarak. Ya bence ne kadar zor olduğunu bunun, ne kadar zor bir şey olduğunu Fenerbahçe taraftarı şu an birinci elden tecrübe ediyor. Evet. O dönem sadece kupa başarı kıstası gibiydi çünkü. Yani zaten Final Four'da olması lazım takımın ya da olmamız lazım. Dilerim tabii Efes yani geçmiş dönemde çok fazla iniş çıkış yaşadığı için özellikle işte koç tercihleri hani soru işareti olduğu için tekrar bir küçülme dönemine ya da gerileme dönemine en önemli seçimi olacak yani şu elindeki kadro yapısına göre bir doğru koç seçip ona göre yapılanma şekline gitmek lazım. Peki şimdi biraz uzattık ama Avrupa'dan haber turuyla devam edeyim sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Tabii öncelikle Türk Telekom da Eurocup'ta yoluna devam ediyor. 3 maçları kaldı şampiyonluk için. Ulm'le oynayacaklar çarşamba günü. Kazanırlarsa son 4'te olacak Telekom ki yani yukarıki grupta Prometein'de yani geçerse tabii Prometein'de ciddi sakatlık problemleriyle boğuştuğu bir dönem. Yani şampiyonluk için gerçekten azımsanmayacak bir şans var. Ama Fenerbahçe maçında da ciddi efor sarf etti Telekom. Ulm maçı kolay olmayacaktır çok. Evet, yani öncelikle yani Erdem'i tebrik etmek lazım, Erdem Can'ı. Çok başarılı bir iş çıkartıyor sezon boyunca. Hem Türkiye Ligi'nde hem Eurocup'ta. Umarım yolları açık olur. Eurocup'ta hedefleri bence büyük tutmak gerekiyor. İzlediğim Telekom, diğer izlediğim Eurocup takımlarının önünde. Aşağı kalır bir seviyesi yok. Hatta çok avantajlı olduğu yerler de var. Umarım Gran Canaria ile devam ediyor. Finale kadar gidiyor mu? Karşıya tabii karşıda. Öbür tarafta değil mi Gran Canaria? Juventus Apolle. Sonra Juventus. Şimdi Promete Gran Canaria evet. olacak. O maçın kazananı yukarıya çıkacak. Aynen. Alt tarafta da işte Badalona var en şey takım olarak. Evet. Umarım iyi gider her şey. Yani evet hafta sonu Fenerbahçe'ye karşı ciddi bir efor sarf ettiler ama bu şey değil yani Eurocup. Yani bu fiziksel yıpranma eğer oyuncular ve teknik adam bunun ayarlamasını yapıyorsa 24 saat, tabii 36 saat içerisinde tabii ki. Şey olur, hallolan mesele. Devam ediyorum. 48 yaşındaki Roberto Chiacic Serie D'ye yükselmiş. Siena formasıyla. Çüş Siena mı? Ne bu? Kuş. Kus mu? Kus. Ege formamı hazırla. Dönüyorum basketbola. Roberto Chiacic. Ege Duvar. Evet. Ergin Ataman'ın eski oyuncusudur aynı zamanda. Yunanistan'dan her zaman olduğu gibi İbrahim Kutlay bu programda olduğu için orada özel bir ekibimiz var. Palakalo. Buyurun. Haber geçiyor bize. Buyurun. Şey, Financial Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki galibiyeti silinen Panathinaikos 725 bin euro para cezasıyla karşı karşıya. Euroleague Panathinaikos'un belirli koşulları yerine getirmemesi durumunda bu miktarı 400 bin euro arttırma imkanına sahip. Tabi aynı zamanda çok da caydırıcı bir ceza aldı Panathinaikos. Galibiyet ne zaman düştü? Bu yıl mı düştü? Bu yıldan sildi. büyük tepki çekti. Yani bu yıl 4 galibiyeti 2'ye indirildi falan. Önümüze küme düşme vardı sanki. Yani. Abi seni yani şimdi bitmiş Panathinaikos bu yıldan ne galibiyeti siliyorsun? Komik oluyor yani. Komik. Ben onu okuduğuma inanamadım yani. Komik yani. Bu nasıl bir ceza dedim ya. Önümüzdeki sene silselermiş o zaman. Benim bildiğim Yannakopoulos bu parayı ödemez. Onu söyleyeyim ama. Yani 725 bin euro.
50 yıl yapılandırılır bu. İlk taksit ödenir. Bir de bence o aldığı gaybetlerden de para silecekler ya. Oradan... 80-100 bin dolar Euro civarında o da var. Ya da İbrahim Kutluay'a başvurur Panathinaikos. 3-5 şey, yol... Destek geliyor mu? Ha? Kredi açtım onlara. Tamam. Varezi'den bahsetmiyoruz. Varezi aynı durumda. Evet, Varezi'de iki. Bir de artık hoşgörü ve sabır dönemi bittiremiş. Ona geleceğim zaten. Varezi... Var mıydı ki zaten? Ne? Dimitri şey demiş, artık hoşgörü ve sabır dönemi bitti demiş. Önümüzde iki yol var. Hmm. Ya sonuçlardan bağımsız olarak profesyonel bir sporcuya yakışık şekilde yaşayıp elinizden gelen mücadeleyi gösterirsiniz. Ya da benimle daha fazla uğraşmak zorunda kalırsınız. Seçim sizin. Ben şey diye devam edecek sandım. Artık hoşgörü ve sabır dönemi bitti. Önünüzde iki yol var. Bir ergin, iki atan. Yani ben o sabır ve hoşgörü tarafında takıldım yani. Hiç. Kendisi başkan olduktan sonra pek görülmedim onlar ama. Acaba bu gidişatın veya bu işte Obadovic'den sonra 10-15 tane antrenör değişiminin bu başarısız sonuçların acaba kendinde küçük bir payı olduğunu düşünüyor mu? Zannetmiyorum. Hep böyle oyunculara, antrenörlere sallıyor da acaba ben ne yaptım diyor mu? Yani çok da severim bu arada da ama yani... Burası şey... tercüme edilmeyecek. Önceki kısmı İngilizce'ye çevirtip şey yapacağız. Itudis'in açıklamasında alayım soru cevaba geçmeden önce. Tabii yani playoff formatıyla alakalı ilk olarak Ettore Messina... 8 takım çok az, işte 18 takım oynuyor. Bunun en azından 10 olması lazım tarzı bir açıklama yapmıştı. Itudis de bunu birkaç ay sonra ya da birkaç hafta sonra tekrar gündeme getirdi. İşte NBA ile kıyaslayıp orada 30 takımın 16 playoff yapıyor, bir de play-in var. Euroleague'e 2 takım daha eklendi ama hala 8 takım playoff yapıyor. Oran %50'nin altında. Bunu daha önce de söylediğini işte dile getiriyor. Yani play-in formatını destekleyen bir açıklama ama bilmiyorum yani Euroleague zaten yeniden yapılanacak. Yani yeniden formatı değiştirme kısmında görüşmeler sürüyor. Ama yani 18 takım, 10 takımı nasıl yapacaksın ki mesela şeyde? Son 8 değil son 10 başlayacak. Nasıl eşleştireceksin? Hani 8, 4, 2 diye gitmiyor ya. 15, 2,5 diye bir takım şey, yarısı mı oynayacak yani? Şey Eurocup, Eurocup'taki... yapan şey playoff formülü var ya yani tek maç. Hı hı. Yani onlar yani nasıl bu duruma geldiler de onlara da soralım. Yani. Nasıl formatı, yapacaklar yani? Eurocup formatı çok samimi bir şekilde söylüyorum. Benim söyle. Ömrü hayatımda gördüğüm en berbat format. Ama inanılmaz berbat. Ya bu kadar bu kadar kötü yapabilirsin yani. Aynen öyle. İşte onlara soralım yani. Çünkü mutlaka bir şey bulurlar yani. Tek maçta tek maçta bir şeye giriyor yani. Ne? Bir numara sezonu tek bitir. Tek maçta bütün inanılmaz ya. Şey, i̇nanılmaz her şey yemeği yani. Bitiyor. Böyle bir şey olur mu? Play'in de yani bana göre saçma. Bir de şey Itudis zamanlama olarak yani kötü. Sonra şu anda niye söylüyorsun? Ya şimdi neden yani? Şimdi sezon neden bitmiş. Söylüyorsun? Başında söyleseydin. Hayır bir de yani play'in şimdi şöyle yani 9. ve 10. takımı NBA'de dahil etmiyorsun sonuçta. Hani ya. 8 takım giriyor. 6 7 8 değil de 7 8 9 10 yapıyorsun. Ama burada öyle bir durumda olmaz ki. Olmaz. Bir de şöyle bir şey var yani tek NBA konferans. Tek konferans. Tamam. NBA işte entertainment ve para üretmeye çalışıyor yani. O Avrupa'da şey bunu yapamazsın ki. Yani bu play-in ben inanmıyorum yani. Avrupa'da geçerli olmaz yani. Şey olmuyor bence. Evet. Yemek Sepeti Market'le soru cevap bölümü hızlıca başlıyorum. Domenico 7-8-9 dikkatini çekmiştir abi zaten ifade. Tırnak içinde. İbrahim Kutay 2023 bu yıl söyledim bu lafı. Sokan herkes haklı demişsin programda. Ne? Sokan herkes haklı. Hangi ya konuda? Şutla ilgili konuşuyorduk ya. O şutu sokan her zaman haklı. O tak şey espriydi aslında yani. Bir mekanik teknik önemli tabii. Geçen haftadaki konu. Yani sonuçta süreklilik ve istikrar için. Berk Ayke, Alen İbrahim Kutlu'ya neden İbrahim abi diyor bazen? Sadece bir yaş büyük denmiş. Sadece ama var yani. Bir yaş büyük saygıdan yani. Ben de ona Alen abi diyorum. Evet bazen oluyor ama gerçekten benden büyük yani. Bir yaş olsun yani 6 ay olsa yine abi oluyor. Bizde öyleydi. İbo diyor bana ama.
Ben. Bir kere dememişimdir. Bak bir kere dememişimdir. Yani böyle bir iftira. Happy birthday. Teşekkür ederim abi. Hissettirdin. Neyse ya çok fazla saha dışı soru almış bu hafta. Şimdi övüyoruz Ege'yi. Bu hafta da eleştirelim bu şekilde. Buradan yani çok fazla soru çıkmaz. Bence haftaya daha böyle eşleşmelere evet. istinaden farklı sorular gelebilir. Ya bakıyorum şuraya. Yalnız Ege tatile çıkmış yani. Bayram, erken bayram tatiline çıkmış galiba değil mi? Evet abi bir konuşmak gerekecek program sonrası. Neyse playoff eşleşmesi programını hatırlatalım. Orada 4 eşleşmeyi de konuşacağız. Detaylı tabii ki konuşacağız. Ağırlıklı olarak Fenerbahçe Olympiakos eşleşmesini. Sen tatile gitmeden önce mi yapacağız? Tatil yok evet öncesinde yapacağız. Tatil yok. Çarşamba günü Ankara'dayım. Telekom Ulm maçında. Bir basketbol seyahati. Peki. Güzel. Teşekkür ediyorum. O zaman cumartesi günü bayram ziyaretine gelirsin sen bana. Bekliyorum. Çift gibi yani. Çift. FaceTime'ını arayacağım. Ama yani şey itiraf ettiremedim. Yani son ana kadar zorladın ama olmadı. Gelecek hafta daha doğrusu yakın gelecekte tekrar görüşürüz diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.